500 metin çevirilerinde 4. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu bölümdeki konumuza ve çevirilere hemen geçebiliriz. 4. metnimizin konusu nasıl eğlenilir? Şimdi bu bölümde nasıl eğlenilir olduğuna bakacağız arkadaşlar. Bu sayede de nasıl eğlenildiğini ben de öğrenirim sizlerle birlikte. Sizler de öğrenirsiniz. Artık bundan sonra çevremizde bu şekilde hareket ederiz, değil mi? Biraz da zevkli olsun çalışmalarımız, metinlerimiz. Bu sayede hem de siz de videomuza, derslerimize daha iyi bir şekilde, etkin bir şekilde katılabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. İnsanlar her zaman bana en iyi partilere sahip olduğumu söyler. Bakın, insanlar söyler. Narkoloza var içerisinde. Şimdi ona bakacağız. Hemen bundan başlayalım. Özne yüklemden başlamaya özen gösteriyoruz. People her zaman anlamında always'e hemen koydum. People always tell me. Bana söyler dedim burada. Şimdi ben sizlere soruyorum. Bana ne söylerler? Bana bakın en iyi partilere sahip olduğumu. Yani ben en iyi partilere sahibim söylüyorlarmış. Bundan sonra şöyle dead clause açarsam güzel olur mu? Olabilir. People always tell me that ben en iyi partilere sahibim. Bunu dediğiniz zaman oradaki ifade ortaya çıkıyor. I have the best, en iyi parties, partilere, şöyle partilere sahibim. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Virgül deyip and diyoruz. Ve diyorum. Bunu nasıl yaptığımı sorarlar. Sormak anlamında fiilimiz ask fiili. And ask, yani people ask me, bana sorar. Şimdi yine bir noun clause, yine bir cümle. Neyi sorar? Nesini arıyorum. Nasıl yaptığımı. Burada that clause mu kullanacağım? Hayır. That clause'a ne zaman ihtiyaç duyuyoruz? WH soru kalıpları ya da soru kalıbı gibi bir bağlaç yok ise. Bunlar nasıl, ne zaman, neden, işte kim, ne ve benzeri bunlar yoksa, bunlar neler işte what, when, where, which bunlar yoksa. Burada var. That'e ihtiyaç duymayacağım. Bununla kuracağım. Nasıl, ne biliyoruz? How biliyoruz değil mi? How yaptığımı, ben yaparım diyeceksiniz how'dan sonra. How I do deyip şöyle it'i de sonuna koyarsanız how I do it. Bunu nasıl yaptığımı sorarlar. Nokta. Şuradayız. Yıllar içinde eğlenceyi başarılı kılmak için şu 3 adımı keşfettiğimi söylüyorum. Şöyle farklı renge boyuyorum. Güzel bir cümleymiş. Sevgili arkadaşlar, şöyle diyeceğiz. Ben söylüyorum. Sondan gidiyoruz. Bakın. Türkçe cümlenin sonuna bakın. I say. Ben söylüyorum. That'i de koydum. Şimdi neyi söylüyorum? Bakın. Yıllar içinde. Bunu yazalım mı ilk olarak? Şöyle. I say that. Yıllar içinde. In the years da diyebilirsiniz. Over the years da diyebilirsiniz. Over the years. Yıllar içinde. Neyi söylemişim? Bakın. Eğlenceyi başarılı kılmak için, burada amaç ifadesi var. Şu 3 adımı keşfettim. Ben keşfettim. Evet. Over'ı gördüğünüz zaman da sevgili arkadaşlar present perfect tense'e yönelmeyi unutmayın. Tamam mı? Bakın yıllar içerisinde diyor. Yani bir süreç söz konusu. Bundan dolayı da bu tense çok uygundur buraya. I ile birlikte have'i kullanıyoruz. Ben keşfettim diyeceksiniz arkadaşlar. Keşfetmek discover'ı kullanalım. I have discovered. Ben keşfettim. Neyi? Şu 3 adımı. Bundan sonra bu. Şu anlamda these'i kullandım. Çoğul olduğu için. These three steps adımı. Sadece amaç bildiren ifade kaldı. Eğlenceyi başarılı kılmak için. Başarılı kılmak anlamında bunu make successful ile yapalım. Make fiiliyle yapacağız yani. Ve için anlamında to, in order to, so as to'dan bir tanesini kullanabilirsiniz. Kısa olsun diye to'yu kullanıyorum. To make, bakın, yapmak için, kılmak için dedim. Başarılı ama. Neyi? Eğlenceyi. Arasına eğlence gelecek. Daha sonra da successful gelecek. Successful. Evet. Şöyle. Başarılı kılmak. Make successful. Arasına eğlence. Entertainment ya da entertaining de diyebilirsiniz. Evet, entertaining. Eğlence anlamında. Entertain zaten eğlendirmek anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. İki nokta da koyabiliriz. Bunları hadi yazalım. Rahatlatıcı bir atmosfer yaratmak. Yaratmak anlamında ya create değil de daha çok sağlamak anlamında kullanalım. Ya da create de kullanabiliriz. Sorun değil. Create oluşturmak, yaratmak, gerçekleştirmek anlamında. Ne oluyor? Creating oluyor değil mi bu da? İsimleşiyor çünkü. Rahatlatıcı bir atmosfer yaratmak. Bakın yaratmak isim olmuş artık. Creating a rahatlatıcı relaxing. Relaxing rahatlatıcı demektir. Sıfatlaşmıştır arkadaşlar. Atmosfer, environment bunları kullanabilirsiniz. Atmosferi kullanalım mı? Atmosfer. Virgülü koydum. Bundan sonra ikincisi bol bol iyi yemek temin etmek. Dışarıdan söylemek gibi olabilir mi acaba? Aslında hepimiz severiz. Tabii çok fazla yararlı olduğunu da düşünmüyorum. Ama maalesef hepimiz yiyoruz. Dışarıdan söylüyoruz. Temin ediyoruz. Bol bol iyi yemek temin etmek. Provide fiili değil mi? Temin etmek anlamında. Supply, provide. Providing oluyor bu da zaten. Yine creating'den yine aynı şekilde devam ediyor. Bol bol anlamında a lot of, lots of, many bunları kullanabiliriz. A lot of yemek, food. Ama iyi yemek diyor. İyi yemek anlamında good food. Good food. A lot of good food. Bir tane kaldı. Virgül diyorum. Üçüncüsü şöyle and diyorum. Yapacak birçok eğlenceli şeye sahip olmak. Evet. Bu da üçüncüsüymüş. Sahip olmak. Having değil mi arkadaşlar? Having sahip olmak. Neye? Birçok eğlenceli şeye. Birçok anlamda many'i kullandım. Eğlenceli fun. Many fun things. Şöyle şeye. Şeyleri anlamında kullandık. Bir de şu kaldı. Yapacak kaldı. İsimden sonra da to infinitive, to do yapacak dedik. Noktaya koyduk arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Eğlenirken düşünmemiz gereken ilk şey rahatlatıcı bir atmosferin nasıl yaratılacağıdır. Çok güzel bir cümle. Çok beğendim. Evet. Nasıl yaratılacağıdır. Ne ama? Eğlenirken düşünmemiz gereken ilk şey. Bu. Bununla başlıyoruz ve ilk şey diyoruz hemen. The first thing. Şey anlamında. Evet, ilk şey. Ama düşünmemiz gereken. Gereken anlamda yani düşünmeli, melimalı, gerekmek anlamda burada modül olarak da must modülünü kullanalım. Ya da have to mu kullansak? Have to daha uygun olur. Çünkü içten gelen zorunluluk olduğu için arkadaşlar. Evet düşünmemiz, bizim düşünmemiz değil mi? The first thing we, ne var burada? Adjective clause var. Kısaltma yaptık. We have to düşünmek. Think about'u kullandım. Evet think about ama eğlenirken burada. When bağlacıyla bağlayalım ve bunu da kısaltalım arkadaşlar. Şimdi neden kısalttığımı da sizlere söyleyeceğim. Zaten özne ortaklığı var ondan dolayı. Entertain, eğlenmek. Entertain, entertaining. Evet, when entertaining. Eğlenirken düşünmemiz gereken ilk şey oldu. Şurada herhangi bir şey yazmadım. Fark ettiniz mi? Relative word kullanacaktım. Think. İnsan dışı varlık olduğu için which ya da that'i de kullanabilirdim burada. Herhangi bir şeyi de kullanmayabilirdim. Çünkü virgül yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da açıklığa kavuşturalım. Burada da kısaltma yaptım. Özne ortaklığından dolayı biz eğleniyoruz zaten. Yine burada biz düşünüyoruz. Tekrardan bir şey yazmaya gerek yok. Dolayısıyla kısaltma yapmak için bağlaçtan sonra fiilin ing'li halini getirip burada düşünürken anlamını çıkartırsınız arkadaşlar. Düşündüğünüzde, eğlenirken. Eğlendiğiniz anlamını çıkartırsınız. özne konumundaki ifade yapıldı. Bundan sonra atmosferin, şu rahatlatıcı bir atmosferin nasıl yaratılacağı. Bu yaratılmak ifadesi isimleştirilmesi gerekiyor ve bunu da nasıl anlamında bir ifade how'la birlikte verelim. Bu da noun clause ifade oluştursun. To be fiili koydum. Is how to be created. Evet. Şurada passive voice uyguladım. To be fiilin passive voice'u ve burada da noun clause'un ifadesini oluşturdum arkadaşlar. Is how to be created. Nasıl yaratılacağıdır. Neyin? Rahat bir atmosferin. Rahat, relaxing. Relaxing. Rahat bir atmosfer. Evet, atmosfer noktayı koydum. Çok güzel, özellikli bir cümle oldu. Seviyesi de B2 seviyesinde oldu arkadaşlar. Elbette, of course'u yazalım hemen. Şuur'da yazabilirsiniz, of course'da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şuur'u genellikle speaking'de söylerken kullanıyoruz. Of course'u da yazarken kullanıyoruz. Burada da of course ve şuur'da kullanılabilir. Elbette, tabii ki anlamında. Uygun dekorasyonlar planlamanız gerekir. Sizin gerekir. You have to ya da you need to'yu da kullanabilirsiniz. Planlamak, plan. You have to plan. Planlamanız gerekir. Neyi? Neyi? Uygun dekorasyonlar. Uygun anlamında suitable, convenient, comfortable, appropriate. Uygun anlamında kullanabilirsin. Appropriate'i kullanalım mı? Evet, appropriate. Uygun decorations. Uygun dekorasyonlar noktayı koydum arkadaşlar. Aydınlatma, hava durumu ve mobilyaları da düşünmeniz gerekir. Evet, şimdi aydınlatmayı hemen aydınlatmak, işte ondan değil de daha çok sondan başlasak daha iyi olacak. Düşünmeniz lazım diyor. Sizin düşünmeniz lazım değil mi? You. Bu sefer de need to yapısını kullanalım. Gerekir anlamında. You need to. Yine think about'u kullanalım. Neyi düşünmek? Aydınlatma. İşte burada şimdi geliyor. Sıralı ifade. Bir kere light aydınlatmak demektir. About'tan sonra, edat'tan sonra isimleştirme fiile ing'li ifade gelerek isimleştirilir. Lighting şeklinde. Virgül. Hava durumu the weather. Weather. Virgül. And bir tane kaldı. Mobilyaları. Mobilyaları. Şurada mobilyaları da diyor ya. D'de anlamında you also'yu yazalım arkadaşlar. Bunu göstermiştim sizlere zaten. D'de anlamında kullandık. Mobilyalar. Furnitures. The furnitures. Mobilyaları. Evet, düşünmeniz gerekir. Noktayı koyduk. Sonra yemeği planlayın. Burada bir imperatif var. Emir cümlesi var. Direkt olarak bakın fiille başlıyor arkadaşlar. Planla, planlayın şeklinde. Sonra next'i koyalım hemen. Next. Plan. Bakın plan. Fiilin yalın haliyle başlattım. Planlayın dedim. Neyi? Yemeği. The food. Yemeği planlayın. Nokta. Çok iyi yemek hazırlamanız gerekiyor. Gerekiyor. Need to'yu kullanalım mı? You need to hazırlamak, prepare fiili. You need to prepare. Hazırlamanız gerekir. Neyi? Çok iyi yemek. Çok iyi yemek. Very, very good. Çok iyi yemek. Food şeklinde yazabiliriz. Şöyle. Ardından diyor. Ardından den diyelim mi? Den, ardından, daha sonra, ondan sonra yemeği nasıl organize edeceğinizi düşünün. Yine think about'u kullanacağım. Ya da consider'ı da kullanabilirsin. Düşünmek, göz önüne almak anlamında. Onu kullanabiliriz arkadaşlar. Yine burada imperatif var. Consider neyi ama? Yemeği nasıl organize edeceğinizi. Burada yine nasıl var. Bu cümlenin içerisinde nasıl geliyor? Demek ki bu bir cümleyle gelecek. O cümlede isimleşmesi gerekiyor. Noun clause yani. Ve fiili destekliyor. Consider'ı destekliyor zaten. How'la birlikte başlattım. How'dan sonra klasik bir cümle yazacaksınız. Burada. Yani siz yemeği organize edeceksiniz diyeceğim. Bakın klasik bir cümle. How you will organize the food. Noktayı koydum. Bundan sonra iyi hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlar. How'dan sonra, what'tan sonra, which'ten sonra, when'den, where'den sonra. Klasik bir cümle yazacaksınız. Burada benden ne istiyorsa ben onu yazdım. Masanın etrafında kaynaşmanın ve dolaşmanın kolay olduğu bir yerde olması gerekiyor. Neyin? Herhangi bir şey söylememiş. It öznesini verelim. Eğlencenin tabii ki. Gerekiyor anlamda yine need to'yu kullanacağım. Burada needs oluyor değil mi arkadaşlar? Simple present tense gidiyor zaten. It needs to olması. It needs to be. İyi yerde olması gerekiyormuş. To be in a good location ya da in a good place şeklinde de kullanabilirsiniz. Tamam, bunu yazdık. Şimdi soruyorum sizlere. Nasıl? Masanın etrafında kaynaşmanın ve dolaşmanın kolay olduğu bir yerde. Burada. Şu yok mu arkadaşlar? Kolay olduğu yer. O yeri vurgulayan bir şey. Bu cümle yani. Location'dan sonra bir cümle kullanacağım. O cümle nasıl geliyor? Gelmemesi lazım. Değil mi? Şöyle. Masanın etrafında kaynaşmak ve dolaşmak kolay olur diyeceğim. Burada. Ya da bunu it öznesini de verebiliriz işte. Relative word'dan sonra. O cümle geliyorsa buraya, şuraya bir relative word gelmesi gerekiyor. Çünkü location'ı niteliyor. Yani adjective clause. Sıfat cümleci olacak burası. Çok net belli. Çünkü bunu niteliyor. Yer ifadesini nitelediği için burada görünmese bile o yer aslında söylüyor. Where kullanacağım arkadaşlar. Where. Ve o dediğim ifade özne konumda yer alacak. Çok büyük bir şey olduğu için onun özne konumda yer almasına gerek yok. It öznesiyle bunu hemen simgeledim. It is easy diyeceğim. Kolaydır diyeceğim. Bakın kolaydır diyeceğim. Burada. It is easy. Hemen to infinitive ile bağlayacağım. To kaynaşmak. Şimdi kaynaşmak merge kullanabiliriz. Merge'ü zaten hatırlatmıştım sizlere. Bir de mingle var arkadaşlar. Mingle. To mingle şeklinde. And dedim. Dolaşmak. Walk around. Bir şeyin etrafında kaynaşıyorlar ve dolaşıyorlar. Neyin o? Masanın. Around'dan sonra da the table yazıp noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Sizler mutlaka bunu yavaş yavaş çevirmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Bu where'i burada koymasam anlatım bozukluğu olacaktı. Çünkü location burada yer ifadesidir. Bakın kolay olan yer. Neresi? Location. Demek ki niteliyor. Çeşitli içecekler de hazırlayın. Yine emir cümlesi var. Hazırlamak fiiliyle başlayın arkadaşlar. Prepare. Çeşitli anlamda variety'yi kullanalım. Diverse'ü de kullanabilirsiniz. Şöyle diyeceğim. A variety. Variety of aslında kalıp bu. A variety of. Çeşitli. Of'tan sonra da şeyleri yazarsınız. İçecekler. A variety of drinks. İçecekler. Çeşitli içecekler. D'de anlamında koyun. İster also ile koyun, ister to ile koyun. Ben to ile koydum. Noktayı koydum. İlginç yiyecek ve içecekler harika sohbet başlatanlardır. Starterlardan bahsediyor herhalde. Evet, ilginç yiyecek ve içecekler. Bakın terimleri de görüyorsunuz değil mi? Yiyecek içecek anlamında işte food and beverage'i göstereceğim burada sizlere. Burada başlatan diyor ya, aslında başlangıcı yapan anlamda starterlar olur ya arkadaşlar. Herhangi bir restorana gittiğiniz zaman önden işte Antep ezmesi önünüze koyarlar. Ya da işte restorana gittiğiniz zaman çorbayla birlikte başlarsınız ve benzeri ve benzeri. Bunlar starterlardır. Başlatanlardır arkadaşlar. İlginç yiyecek ve içecekler. Hemen başlayayım buradan. Interesting. Yiyecek food and içecekler beverages. Beverage içecek demektir. Çok fazla duymazsınız sevgili arkadaşlar. Drink de kullanılır tabii ki ama biraz işte official tarzda, resmi tarzda kullandığınız zaman food and beverage'i çokça duyarsınız. Restoranlarda ve benzeri yiyecek içecek. Mesela food and beverage department, yiyecek içecek bölümü, yiyecek içecek departmanı gibi oradan duyabilirsiniz arkadaşlar. Turizm, otelcilik okuyan ve yakından ilgilenen arkadaşlar daha iyi bilirler. Terimdir arkadaşlar bunlar. Ar dedim. Harika sohbet başlatanlar. Harika anlamda great'i kullandım. Sohbet conversation. Great conversation starters. Evet. Tamamdır. Son olarak biraz eğlenin. Bakın ben de sonunu merak ediyorum. Nasıl olacak? Son olarak diyor. Finally virgül. Biraz eğlenin. Eğlenmek. Have fun'ı kullanabilirsiniz. Have amusement'ı kullanabilirsiniz. Have some fun. Biraz eğlenin. Virgül. Hayır, nokta koyalım. Amusement da bakın. Bunun yerine kullanılabilirdi. Yani eğlenmek anlamında have amusement. Eğlenmek. Have fun. Eğlenmek gibi düşünün. Zaten sahip olduğunuz eğlence türlerini düşünün. Şöyle zaten biraz fazla mı oldu? Sahip olduğunuz evet eğlence türlerini düşünün. Daha iyi uygun oldu. Yine think about'u kullanacağım. Burada. Neyi düşünüyoruz? Sahip olduğunuz eğlence türleri. About'tan sonra eğlence türleri. Variety'yi kullandık. Burada da kind of kullanalım. Türler anlamında. Çeşitleri tabii variety olarak çevirdik. Burada türler anlamında tür. Kind of yapısı çokça kullanılıyor zaten. The kinds türler dediğim için kinds of entertainment. Evet, entertainment. Ama sahip olduğunuz, siz sahip olacaksınız. Bu cümle ismi niteliyor. Yine adjective clause var. Bakın adjective clause'larda fiil de niteleyebilir sadece. Cümle de niteleyebilir. Bu cümle siz sahipsiniz diyeceksiniz. Entertainment'tan sonra ister that kullanın, ister which kullanın. Bundan sonra kullanmayabilirsiniz. You have diyebilirsiniz. Noktayı koydum. Sahip olduğunuz eğlence türlerini düşünün. Hatta o zaten yerine sadece koyabiliriz değil mi? Sadece düşünün anlamında. Mesela şöyle sadece dersek biraz da çeşitlendirelim. Şöyle sadece sahip olduğunuz eğlence türlerini düşünün. Just think about the kinds of entertainment you have. Evet oldu. Belki bir havuz veya masa tenisi veya bilardo masaları gibi oyun masaları vardır. Bakalım. Belki diyor maybe'yi kullandım hemen. Maybe. Vardır diyor. Mevcudiyeti vurgulamış değil mi? O zaman there is there'ı kullanacaksınız. Çoğul olduğu için ya da hayır burada tek tek veya ile açıkladığı için tekil göstereceğiz arkadaşlar. Veya olmasaydı bunlar and olsaydı, virgüllü olsaydı çok olacaktı birden. O zaman there olacaktı. Bunu unutmayın. Veyalar varsa hiç önemli değil. O bir tanedir zaten. Evet. Bir havuz varmış. Tabi sıradan başlayın. İlk ne söylüyorsa ondan yazmaya başlayın. There is a pool. Havuz vardır. Veya or masa tenisi Şöyle diyelim. Masa tenisi veya bilardo masaları gibi. Bunu sona saklayalım saçezle birlikte. İlk olarak oyun masaları demeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani writing için oldukça önemli. Burada hayati derecede bilinmesi gereken ifadeler, sıralar yani. Yazılması gereken öğe sıraları. Bunları tabii yazarak aşmanız gerekiyor. Game, oyun, tables. Şöyle games tables diyelim. Daha uygun olsun. Bundan sonra örnek ver o masalara. Such as, masa tenisi. Ne diyelim arkadaşlar? Ping pong diyelim mi? Ping pong. Belki aranızda kullanan da vardır Türkçe olarak. Or diyorum. Bilardo masaları, billiards. Şöyle. İsterseniz bunlara tables ekleyin. Ping pong tables deyin. Ya da such as'den sonra such as tables, ping pong or billiard şeklinde kullanın. Fark etmiyor. Çok fazla dokusu bozulmuyor cümlenin. Belki de maybe'den devam ediyor. Video oyunlarını uygun bir yere koyabilirsiniz. Bakın adam bizi eğlendirmek için her türlü öneride bulunuyor değil mi? Her türlü öneriyi yapıyor. Belki de maybe ya da perhaps. İkinci kez maybe'yi yazmayalım. Perhaps diyelim. Koyabilirsiniz. Kim? Siz koyabilirsiniz. O zaman you, bilmek abimle can. You can put koyabilirsiniz. Uygun bir yere koyacağız. Pudding diyeceğiz tabii ki orada. Neyi koyuyoruz? İlk olarak ona bakalım. Video oyunlarını. Video games. Uygun bir yere. In. Uygun. Suitable. Convenient. Az önce zaten tekrarlamıştım ben bunları. In a suitable place ya da location. Nokta. Buz kırıcı. Bakın buz kırıcılara bile girdiyse tamam artık. Buz kırıcı olarak servis edebilen şeyler partinize katkıda bulunacaktır. Mükemmel gidiyor şu ana kadar. Evet, katkıda bulunacaktır. Katkıda bulunmak add fiilini kullanın. Eklemek, katkıda bulunmak anlamında. Ecek anlamda will feature ne ama? Buz kırıcı olarak servis edebilen şeyler. İlk olarak şeyler. Çünkü sondan çevirmeye başlayacaksınız. Things. Şeyler. Adjective clause var. Servis edebilen diyor arkadaşlar. Things that. That'i kullandım burada. Can, bilmek, serve. Servis etmek, hizmette bulunmak, hizmet etmek. Bakın servis edebilen şeyler. Olarak anlamda as tabii ki arkadaşlar. Başka yere gitmeyin. As kullanın. Buz kırıcı olarak as an icebreaker. Icebreaker ne bunlar? Terim. Yani eğlenceyle alakalı, yiyecek içecekle alakalı terim arkadaşlar bunlar. Görmediğiniz, duymadığınız kelimeler bunlar. İşte bu kursun önemli amacı bu işte arkadaşlar. Hem genel tekrar hem uç kelimeler. Bilmediğimiz, duymadığımız terim kelimeleri ama basit kelimeler bunlar. Bunları görmek ve kendimizi geliştirmek. Neymiş? Will katkıda bulunacak. Will add neye? Partinize yönelmek ki add to your party. Party noktayı koydum. Devam ediyoruz. Artık son cümlemiz arkadaşlar. Son 2 tane cümlemiz. 3 tane. Özetle. Özetle. Ne diyelim? To sum up diyelim mi? Bakın aslında bir essay gibi de düşünebiliyor değil mi? Essay'in vazgeçilmez bitiş şeyi. Zarfı. To sum up. Özetle. Değil mi arkadaşlar? Final. Son olarak. Gibi. Akşam ilerledikçe konuklarınızın keyif aldığını görürseniz, eğer anlamında if clause var tabii ki. If hemen başlatacaksınız. Koşul şart bildiren keep. Clause. Eğer siz görürseniz, if you see. Konuklarınızı görürseniz, if you see your guests konuklarınızı görürseniz ama keyif aldığını görürseniz, bundan sonra da gerund ifade yapalım. Enjoying, enjoy keyif almak, enjoying. Evet. Konuklarınızın keyif aldığını görürseniz enjoying. Ve akşam ilerledikçe var. Enjoy hatta burada şununla kullanalım arkadaşlar. Tek kullanmayalım. Hani enjoy yourself deriz ya mesela. Oradan örnek geldi aklıma. Enjoy yourself. Eğlen. Enjoy tek başına eğlenmek anlamında, keyif almak anlamında değil de enjoy themselves dersem çok daha uygun olur. Mesela şöyle deriz ya. Enjoy yourself. İyi eğlen. Eğlenmene bak şeklinde. Enjoy themselves, onlar eğlenir, keyif alır anlamında kullandım. Bunu unutmayalım. Akşam ilerledikçe, dıkça anlamında as'i kullanabiliriz. As'in çok anlamı var zaten arkadaşlar. Akşam the evening, as the evening, ilerlemek, go'yu kullanabilirsin. Go'nu kullanabilirsin, progress'i kullanabilirsin. Progress biraz daha sürecin ilerlemesi gibi düşünebilir. Progresses oluyor zaten. Simple present tense yaptım. Virgülü koydum. Partinin başarılı olduğunu görürsünüz. Yani siz görürsünüz. You see. Neyi görürsünüz? You see that party başarılıdır. The party is successful. Successful. Parti başarılı olduğunu görürsün. Yani parti başarılı dedik. That'ten sonra, that clause'dan sonra. O zaman, then, ondan sonra, o zaman siz kendiniz de eğleneceksiniz diyor ve kapatıyor. You will enjoy yourself. Enjoy yourself. Siz de keyif alacaksınız, siz de eğleneceksiniz anlamında kullanmış. D'de anlamda da to'yu koyarsam noktayı koymuş olurum arkadaşlar. Eğlence de bu şekilde noktalanmış oluyor. Aslında almak istediklerinizi siz aldınız. Mantıken de aldınız. Hayat içerisinde de aldınız. Eğlenmek için neler yapabileceğinizi gördünüz. Ve tabii genel İngilizceyi de, terimleri de aldınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.